Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere sizlerle birlikte ayrıntılı Osmanlı Devleti'nin tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak Yıldırım Beyazıt düzeltiyorum. Ankara Savaşı konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği elimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu haftaki konumuz ise Yıldırım Beyazıt'ın vefatı konusu olacaktır. Biz bu videomuzda Yıldırım Beyazıt'ın vefatı konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiğimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videomuza hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet. Fetihnamesine göre Ankara Savaşı'nın bitiminde Beyazıt bir Gürz darbesiyle atından düşürülüp yakalanmış ve "Ben Sultan Beyazıt'ım, beni sağ olarak hükümdarınıza götürünüz" demesi üzerine elleri bağlı olarak Timur'un çadırına götürülmüştür. Timur tarafından şahsen Beyazıt'ın iyi karşılandığı belirtilmiştir. Yıldırım'ın oğulları Mustafa Çelebi ve Musa Çelebi de aynı savaşta tutsak düşmüşlerdir. Timur ve tümenleri Bursa ve İznik'i ve sonra İzmir'i ele geçirmişler. Talan edip yakıp yıkmışlardır. Timur bu seferlerinde ve Anadolu'da bulunduğu sıralarda Beyazıt'ı devamlı olarak yakınında tutup ayrılmasına izin vermemiştir. Beyazıt'ı kaçırmak için birkaç girişim ortaya çıkartılınca Beyazıt ve eşi Sırp Prensesi Oliveira veya Maria Depina ile birlikte tutsak alınarak demir kafeste tutuldukları da söylenmiştir. Yıldırım Beyazıt 8 Mart 1403'te 43 yaşındayken Akşehir'de neden olduğu hala bilinmeyen gizemli bir şekilde ölmüştür. İbni Arabşah eceliyle öldüğünü yazar. Bazı kaynaklara göre Timur'un beraberinde Orta Asya'ya doğru Hazar Denizi kıyılarından geçerek götürülmek isteniyordu. Ve en yakınlarından uğradığı ihanete dayanamayan 1. Beyazıt hastalandığı için bırakılarak tedavisi için geriye gönderildiyse de vefat etmiştir. Diğer kaynaklar hastalığının ilerleyen romatizma ve bronşit olduğunu, Behisti Hummayi Muhrika yani ateşli bir hastalık olduğunu bildirirler. Bizanslı tarihçi Dukas kendini zehirlediğini, diğerleri ise esaret altında intihar ettiğini de belirtmektedirler. Yıldırım'ın naaşı geçici olarak Akşehir'de Seyyid Mahmud Hayrani'nin türbesine defin edilmiştir. Ancak Semerkand'a dönerken Timur'a kendisini beğendirmiş olan Musa Çelebi'ye babası Yıldırım'ın naaşını alıp Bursa'ya birlikte götürmesi buyruğu verilmiştir. Bazı kaynaklara göre cenaze Musa Çelebi tarafından Bursa'ya getirilmiş ve Yıldırım Camii yanındaki türbesine gömülmüştür. Diğer kaynaklar ise Musa Çelebi'nin babasının naaşını mumyalamış olarak Germiyanoğlu Yakup Bey'e Kütahya'ya getirildiğini, burada naaşın saklandığını ve 1404'te Çelebi Mehmet tarafından Bursa'ya getirilerek türbesine gömüldüğü yazılıdır. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda bu konuyu ele alıp bu konu hakkında size bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Şimdi gelin başka bir savaştan, düzeltiyorum, başka bir kaynaktan bu konuyu dinleyelim.
önce Osmanlı padişahı ve aynı zamanda eşiniz Beyazıt'ı az önce kaybettik. Kendisi çok cesur. Sahip kral. Yıldırım Beyazıt ise dünyada yaşamaya başlayan Osmanlı Devleti'nin padişahı. Timur'un düşmanları Kara Yusuf ve Ahmet Celayir, Timur'dan kaçmak için birçok ülkeye sığınma talebinde bulunmuştu. Timur ile arasının bozulmasını istemeyen hükümdarlar bu teklifleri geri çeviriyordu. Yıldırım Beyazıt karakter olarak korkusuz ve gözü pekti. Bu yüzden Kara Yusuf ve Ahmet Celayir'i kucak açtı ve onları koruması altına aldı. Bunu duyan Timur, Yıldırım'a sert ve tehditvari bir mektup yazdırdı. Düşmanlarının kendine verilmesini istedi. Bu mektubun özeti şöyleydi. Rum diyarında melik olan Yıldırım Beyazıt. Bil ki biz kudret iktidarımızla insanlık aleminin en büyük kısmını tabağımız haline getirmiş bir hükümdarız. Bu işi tek başımıza yaptık. Senin gibi babamızdan ülkeler almış değiliz. Aklını başına topla. Kara Yusuf'la Ahmet Celayir'i topraklarından kov. Emirlerimize karşı gelen hükümdarların akıbetini duymuş olsan gerek. Sen de o hükümdarların arasına girmekten sakın. Bu mektup Yıldırım'ın eline geçtiğinde Yıldırım öfkeyle Timur'dan çok daha sert ve çok daha tehditvari bir şekilde cevap verdi. Ey ihtiyar köpek! Tekfur kafirlerinden daha şiddetli kafirsin. Mektubunda bizi korkutmak ve hile ile kandırmak istemişsin. Osmanlı sultanlarını acem padişahlarına benzetme. Osmanlı askerleri ne sıradan insanlar ne de başıboş sere serpe avare kalabalıklar değillerdir. Osmanlı askerleri hamiyetsiz ve perişan olmayacak kadar onurlu askerlerdir. Bu mektup eline geçtikten sonra savaş meydanına her kim ki gelmeyip kaçarsa onun eşi üç talakla kendinden boş olsun. Bu mektuplaşmalar bir süre devam etti. Uzun Ali kanalda mevcuttur. Ve bu mektuplaşmaların sonu kaçınılmaz bir savaş olacaktı. Efendim Yıldırım Beyazıt mektubunda size ağır ithamlarda bulundu. Kara Yusuf ve Ahmet Celayir'i vermemekte ısrar mı ediyor? Evet efendim. Ve sizi savaşa davet ediyor. Orduları hazırlayın. Dört bir yana haber salın. Savaş bizleri çağırıyor. Gazamız mübarek olsun. Türklerin kendi arasında yaptığı en büyük ve en kanlı savaşlardan biri olan Ankara Savaşı. Ankara'nın Çubukova'sında karşılaşan iki ordu sabah namazından sonra savaşa tutuldular. İki ordu da büyük kayıplar verdi. Fakat Timur'un filleri Osmanlı ordusunu tarumar etmişti. Savaş sonunda Timur oğlu Şahruh ile satranç oynuyordu. Ve Timur'un askerleri o sırada Timur'a bir haber getirdi. Satranç tıpkı bir savaşa benzer. O yüzden şah mat. Emirim Yıldırım Beyazıt'ı ele geçirdik. Geçirin. Yıldırım Timur'un çadırına getirildiğinde Timur ayağa kalktı. Ve hoş geldin devletlim dedi. Yıldırım Beyazıt'ın gözündeki seyirmeyi gördü. Bunu görünce Timur bir kahkaha patlattı. Beyazıt kendisiyle alay edildiğini düşünüp öfkelendi. Sert bir bakış atarak şöyle dedi. Cihangir olduğunu iddia eden bir adama böyle gülmek yakışmaz. O sırada Timur'un kahkahası bir tebessüme döndü. Şöyle dedi. Devletlim, sakın seninle alay ettiğimi düşünme. Bir sana bakıyorum, bir bana. Allah bu koskoca dünyayı senin gibi bir körle, benim gibi bir topala vermiş. Benim gülmem ondandır. Timur bir bacağından sakattı. O yüzden yürüyüşü de aksaktı. Bu yüzden ona Aksak Timur derlerdi. Yıldırım'ın da bir gözü sürekli seyirdiği için ona kör denirdi. O yüzden bu savaşa kör ve topalın savaşı denmiştir. Yıldırım'ın esareti Osmanlı'da iktidar boşluğuna sebep verdi. Yükselmeye başlayan Osmanlı bu ağır yenilgiyle düşüşe geçiyordu. Fakat Timur Yıldırım'a nasıl muamele etmişti? Kimileri Timur'un Yıldırım'a ağır çileler çektirdiğini, kimileri ise ona saygı duyduğunu anlatır. Gelin bu konuyu inceleyelim.
Arap bir tarihçi, Timur'un Yıldırım'ı Semerkand'a demir bir kafeste götürdüğünü söyler. Yani koskoca Osmanlı padişahı demir bir kafese mi hapsedilmişti? Ünlü Osmanlı tarihçisi Joseph von Hammer, Arap tarihçilerinin kaynaklarını Osmanlı tarihçilerinin yanlış anladığını savunur. Ona göre aslında demir kafes denilen şey bir tahtirevandı. Türkiye'nin demirbaş tarihçileri de bu görüşü savunur. Kimi uydurma kaynaklara göre ise Timur, Yıldırım'ın eşine sakilik ettirmiştir. Bu gibi saçmalıkların hiçbir dayanağı yoktur. Aksine Timur Yıldırım ile muhabbetler etmiş, saygılı davranmış ve ona bir padişah gibi yaklaşmıştır. Yıldırım Beyazıt'ın ölümü ise ayrı söylentilere sebep olmuştu. Üç iddia ön plana çıktı. 1. Timur'un Beyazıt'ı idam ettirdiği, 2. Beyazıt'ın yüzüğündeki zehri içerek intihar etmesi, 3. Beyazıt'ın eceliyle hayata veda etmesi. Arap ve İran kaynaklarına göre Timur, Beyazıt'ı idam ettirmişti. Bu bilgi itibar payı en düşük bilgidir. Hemen hemen hiçbir tarihçi bu bilgiyi baz almamakta. İkinci iddia olan intihar olayını ise Fuat Köprülü öne sürmüştü. Yüzüğünde zehir taşıma olayı Gazneliler ve Safevilerde görülmüştür. Fakat Osmanlı padişahlarının böyle bir yüzüğü olduğu hiçbir kaynakta geçmemekte. Yıldırım'ın Müslüman olduğunu da göz önüne alırsak bu ihtimal oldukça zayıflıyor. En yaygın ve en kabul edilen iddia olan Beyazıt'ın eceliyle hayata veda etmesi. Hastalanıp aniden hayatını kaybettiği görüşü tarihçiler arasında en çok kabul edilen görüştür. Hatta kaynaklara göre Timur, esiri olan Yıldırım Beyazıt'ın ölüm haberini Yıldırım Beyazıt'ın eşine söylemeye gittiğinde oldukça kederli görünüyordu. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Yıldırım Beyazıt'ın vefatı konusunu ele aldık. Sizlerin de yakından izlediği ve dinlediği üzere Ankara Savaşı'nın üzerinde iki video boyunca durduk. Ve bir sonraki videomuzun kaynak kısmında da yine Ankara Savaşı'nın üzerinde duracağız. Çünkü Ankara Savaşı Türk ve dünya tarihi açısından etkileri çok önemli olan ve iyi incelenip iyi irdelenmesi gereken çok muazzam bir savaştır. Ankara Savaşı'nda dikkat edildiği zaman Emir Timur da Türktür, Yıldırım Beyazıt da Türktür. Ama detaylı bakıldığı zaman dünyanın iki büyük süper gücünün, dünyanın bir ve iki numarasının sınırdaş olması, ki Timur'un Orta Asya'dan gelip Anadolu'ya ilerlemesi, Yıldırım'ın Bursa'dan çıkıp bir Cihan İmparatorluğu veya ben devlet diyorum, Cihan Devleti kurması, bu iki süper gücü birbiriyle her ne kadar ikisi de Türk de olsa savaşmaya itmiştir. Ki zaten detaylı bakıldığı zaman Türk tarihinde ve dünya tarihinde aynı ırktan iki devletin ister bu İngiliz İngiliz olsun, ister Türk Türk olsun, aynı ırktan iki devletin, ki bizde daha fazladır bu, Türklerde daha fazladır, defaatle birbirleriyle savaştığı görülmektedir. Ki mesela bakınız, örnek vermek gerekirse Selçuklu Gazneli Savaşı gibi. Tabii ki bu sadece bir örnekti. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Yıldırım Beyazıt'ın vefatı konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta sizlerle birlikte ele alacağımız konu Yıldırım lakabının gerekçesi neydi konusu olacaktır. Öncelikle beni de videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah.